Kalk Duş Hasan, kalk! Yapabiliyorsan kendini benden kurtar. (gülüyor) 91! Sesleri duyabiliyor musun Duryodhan? Bunlar Drupadi, çırılçıplak soyulurken onu izleyen kardeşlerinin sayısı. Onun yaşadığı utancın yanında bu bir hiç. Bu hiçbir şey. 92! Bugün Pandavalardan biri mutlaka ölecek. Duş Hasan, geriye sadece 5 kardeşin kaldı. Koş! Onlara seni kurtarmaları için yalvar. O kumar masasını hatırlıyor musun? Drupadi'nin senin ellerinden nasıl kurtulmaya çalıştığını hatırlıyor musun? Ama sen o gün ona acımamıştın. Bugün de benim sana acımamı bekleme. Nereye kaçarsan kaç. Fark etmez. Sen ve kardeşlerin öleceksiniz. (gülüyor) 94 95 96 97. Komutan Kaan! Kurtar beni! Komutan Kaan! Kurtar beni! Duş Hasan tehlikede. Satya sen! Arabayı Duş Hasan'a doğru sür. Çabuk ol! Bugün olmaz Angaraç kralı. Daha biraz önce bana düello için meydan okumuştun. Ve şimdi düelloyu bırakıp kaçıyor musun? Seni öldürmek için yemin ettim Arjun. Ama Duş Hasan'ı korumak benim görevim. Yeminimi yerine getirmek için biraz daha bekleyebilirim. Ama görev beni beklemez. Gidebilirsin Angaraç kralı. Bu düelloyu bitirdikten sonra istediğin yere git. Ama ondan önce ne sen bir yere gidebilirsin ne de ben gitmene izin veririm. Peki o zaman Arjun. Hadi. Bugün bu düelloyu bitirelim artık. Sen de biliyorsun Vasudev. Indra'nın bahşettiği güce sahip olmayabilirim. Ama yine de bu düelloyu tek bir okla bitirecek güce sahibim. Sana söz veriyorum. Savaş meydanında beni ne zaman çağırırsan senin yardımına geleceğim. Ve bana hangi düşmanını gösterirsen
Onu öldüreceğim. Aş ve selam! Arjun, Naga Kralı'nın komutanı Tashaka Ashvasena arabanın üzerine binip sana saldıracak. Kandavasprasht'tan sürgün edilmesinin intikamını almak için buraya geliyor. Dikkatli ol Arjun. Seni çağırıyorum Ashvasena. Arjun'u öldür. Kendini bu mahkumiyetten kurtar. Benim saldırım başarısız olmadı Vasudev. Bu senin zaferindi. Arjun'u bir kez daha kurtardın. Ama nereye kadar? Arjun daha ne kadar yardımın ve şansın sayesinde kurtulacak? Arjun, arabayı tekerlekleri üzerine kaldırmama yardım et. Saldırın ona efendim. Bu fırsatı değerlendir. Yeminini yerine getir. Ben silahsız birine saldırmam Satyasen. Kim olursa olsun fark etmez. Bu bir savaşçının korkak olduğunu gösterir. Yayını al Arjun. Ona nişan al. Karn Beam'i durdurmaya gitti Arjun. Hemen gidelim Vasudev. Karn'ı durdurmamız gerekiyor. Angaraç Kralı'nı durdurmak için onun peşinden gitmemize gerek yok Arjun. Onu durdurmak istiyorsak başka birinin peşine düşmeliyiz. 98! Dayı, ne olur beni kurtar. Yoksa beni öldürecek dayı. Bana yardım et dayı. Beam!
Duşasan! Benim seni korumama gerek yok. Bütün kuvvetini topla. Ne kadar hızlı koşabiliyorsan koş. Derhal kaç buradan hadi. Kaç buradan. Kaç sana Duşasan. Bak sana diyorum dur. Dur. Ve ben de diyorum ki önümden çekilsen iyi olur. Aslında seni öldürmesi gereken ben değildim. Kardeşim Sadev'di. Ama sen bugün benim yeminime müdahale ettin. O yüzden şimdi seni burada öldüreceğim. Eğer başka bir gün olsaydı seni kurtarmazdım Gandar Kralı. Ama çok şanslısın. Çünkü Kuru Ordusu'nun komutanıyım ve sen de bu orduda savaşıyorsun. Ve ordumdaki savaşçıları korumak benim görevim. Şimdi git buradan. Hayır Karn. Şimdi olmaz. Seni uyarıyorum. Sakın yeminimi yerine getirmemi engelleme. Yoksa kardeşimle değil, benimle savaşmak zorunda kalırsın. Şimdi çekil yolumdan. Çekil yolumdan dedim. İkimiz de birbirimizin yoluna müdahale etmiyoruz. Sadece yeminlerimiz birbiriyle çatışıyor. Sen kuruları yok etmeye yemin ettin. Ve ben de onları korumak için yemin ettim beyim. İkimizden birinin sonunda pes etmesi gerekecek beyim. Ve bunun kim olduğunu sadece savaşarak öğrenebiliriz. Hadi beyim! Bim! Sana söz veriyorum. Arjun dışında çocuklarından başka hiçbirini öldürmeyeceğim. Sahte sen! Sahte sen! Sahte sen! Sahte sen iyi olacaksın. Sen merak etme. Seni güvenli bir yere götüreceğim. Hadi. Hayır efendim. Sen artık Angaraç Kralı değilsin. Komutan Karn'sın. Kuruları korumak senin en önemli görevin. Ben sıradan bir arabacıyım. Benim yüzümden kuruların hayatını tehlikeye atma. Git, prense yardım et. Arjun, ona doğru gidiyor. Thank you.
oku hayatını kurtarmak için attın Bin. Kurtulmaya çalıştıkça ipler seni daha da çok sıkacak. O yüzden boşuna mücadele etme. Eğer yaşamak istiyorsan mücadele etmeyi bırak artık. Yoksa o ipler seni daha da sıkacak ve boğularak öleceksin. Vay Bim vay. Harika bir manzara. Bu bana Drupadi'yi saçlarından tutup sürüklediğim o günü hatırlattı. Duşasan! Ne oldu Bim? Rahatsız mı oldun? Özür dilerim Bim. Bunun için özür dilerim. Gerçek... Hayır. Hayır. Aslında çok özür diliyorum. Şu anda senin neyin var yoksa benden korkuyor musun? Meğer Angaraç kralı çok haklıymış. O kadın ahlaksız. Ahlaksız! Abimin düştüğü durumun intikamını alacağım. Bunu burada Kurukshetra savaş meydanında Drupadi'yi çırılçıplak soyarak yapacağım. Hem de bir kere değil, defalarca yapacağım. Ölen kardeşlerimin hepsinin intikamını alacağım. Yudiştir! Sanırım unuttun Duryodhan. Bu Pandava'nın da bir erkek kardeşi var. Ve ismi de Arjun. Arjun! Duryodhan'a zarar verme! O zaman kurtar onu. Şu meşhur silahını kullanarak onu daha önce savaş meydanında kurtarmıştı. Hatırlıyorsun değil mi? Ama bugün onu hiç kimse kurtaramayacak. Ve onu kurtarmak için attığın okları ben etkisiz hale getireceğim. Evet, arkadaşımın hayatı tehlikede olabilir. Ama senin kardeşininki de tehlikede Arjun. O yüzden karar senin. Ya gidip kardeşini kurtarırsın ya da burada boğularak ölmesini beklersin. Ne yapacaksın Arjun? Komutan Kaan! Yardım et! Bu olamaz. Beam'i daha yeni bağlamıştım. O zaman Duşasan neden bağırıyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.